Dündeki skandal hakkında ne düşünüyorsunuz Necip Bey? Biz o konuyu unuttuk. Burada konuşu uyum içinde yaşıyoruz. Peki bu olay iş hayatınızı olumsuz etkiledi mi? Hayır, etkilemedi. Etkileyeceğini de sanmıyorum. Biz çok güçlü bir kuruluşuz. Teşekkür ederim. İkbal Hanım, Necip Bey siz şöyle geçin. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Buyurun oturun. Mehmet Bey, Reyhan Hanım, siz de şöyle alayım. Dörtlü alalım. Amca. Sizleri şöyle alabilir miyim? Mehmet Bey, Reyhan Hanım, sizi de şöyle alalım. Sizi de şöyle koltuğa alabilir miyiz? Necip Bey. Ne oldu öyle? Biz seninle böyle mi anlaşmıştık? Hani her dediğimi yapacaktın? Aşk olsun Necip Bey. Ben o kadar ucuz muyum? Yani bir gerdanlık, bir kredi kartına hemen sizin esiriniz olacağım mı sandınız? Eğer size uyum sağlamamı istiyorsanız, kesenin ağzını ucundan değil, biraz daha geniş açmanız gerekiyor. Ne istiyorsun ha? Ne? Vergi ve kredi borcu kapatılsın, malların üzerindeki aciz kaldırılsın. Neyin karşılığında? Delirmişsiniz siz. Siz bilirsiniz. Ben şimdi gazetecinin bana sorduğu soruları cevaplamaya gidiyorum. Necip Bey ile aranız nasıl? Dergide okursunuz. Necip Bey, ne dedi bu kadın gene sana? Yok bir şey İkbal Hanım. Nasıl yok bir şey? Ben onları hizaya getireceğini sanıyordum. Biz onlara adam edeceğimizi, onlar bizi maymuna çevirdi. Nereye İkbal Hanım? İşim var. Ya aslında bu soruyu Necip Bey'e veya Zümrüt Hanım'a sorarsanız daha doğru olacak sanırım. Biz onların yanına taşınmadık, kendi yalımıza taşındık. Öncelikle bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bizimki ilk görüşte aşk diyebilirim. Aradan yıllar geçmesine rağmen sevgimizden bir şey kaybetmedik. Bu kadar yeter Mehmet. Unuttun herhalde. Ben sadece senin eşin değil, Ilgaz Holding'in yönetim kurulu üyesiyim.
İşler bizi bekler. İyi günler. Müsaadenle. Ne bu şimdi Reyhan? Nene Mehmet. Beni niye insanların içinde azarlıyorsun? Ben senin yanında çalışan biri miyim yoksa kocan mı? Ben seni azarlamadım. Sadece işi hatırlattım. Sen ne ses tonunun farkındasın ne de ağzından çıkanı kulağın duyuyor o zaman. Evet, şimdi bombayı açıklıyorum. Çok merak ettim Zümrüt Hanımcığım. Bence de merak edin. Anneanne oluyorum. Anne lütfen. Hayatım ne var bunda? Ailemiz büyüyor. Bunda gurur duymamız gerekiyor. Çınar Bey, sizi röportaj için şöyle alabilir miyim? Ben de birkaç tane bomba patlatayım mı? İster misin? Ama çok üzülürsün, değil mi?